Hanımlar beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Ben üniversiteye başlayacağım bu sene. Ne okuyacaksınız? Bilgisayar programı. Aa, evet. Çok güzel, isteyerek. Evet. Çok güzel. Peki ne yapmak istiyorsunuz mezun olunca? Biraz daha kendimi geliştirip biraz daha yazılıma yönelmek istiyorum. Harikulade. Hadi bakalım, hayırlısı. Başka neler yapıyorsunuz? Çok çalıştığınız büyük ihtimalle. Şu an stajyer olarak çalışıyorum. Ha yani. işte evet, çalışıyoruz. Aynı kadar güzel. Evet. Harika. Peki bir hobiniz falan var mı? Vakit ayırabiliyor musunuz? Gezmeyi çok seviyorum. Evet. Ama kitap okumak da benim çocukluğumdan beri hoşuma gidiyor. Yani izliyordum da. Çok güzel. Evet, 18'ime girince katılmak isterim. Gerçekten 18'e evet. Hediyesi verdiniz kendinize evet. Diyebilir miyiz? Ben o kadar 2 sene de beklemedim. Hemen tak diye de gelmiş oldum. Durup dururken Yağmur Hanım'a niye laf soktunuz? Laf demek için ben hızlı geldim demek istedim. Şanslıyım diyorsunuz. Evet. Peki bir hedefiniz var mı, puan hedefi? Ya aslında ben de eğlenmeye geldim ama biraz iddiam var. Biraz da var. Biraz o var. Kadar da boş çok değiliz diyorsun. Çünkü izliyordum. Bakalım neler olacak. Başlayalım mı ufak olur, ufak? Hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Yapı yapma, yapı kurma anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Buyursunlar. İnşa. İnşa, doğru cevap. Efendim, 4 harfli bir diğer kelimemiz geliyor. Kendisi Fransızcadan selam göndermiş. Ekonomide pay anlamına gelen Fransızca kökenli sözcük. Harf alayım. Buyursunlar. J. Kar bir şeysi deriz. İmaj gibi bir şey. Bir tane daha alayım harf. Bir harf daha verin. Söyle demin. İmaj dedim değil mi? Ha, o başını atın. İlk harfini atın. Bir tane daha alayım harf. Aa, al. Peki al, buyur. Marj doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Bakalım nasıl bir soru geliyor. Arapça kökenli bir sıfat soruyoruz. Buyursunlar. Çok çabuk sinirlenen ve öfkesini kontrol etmekte güçlük çeken. Harf alayım. Buyurun. MFÖ'nün şarkısı vardır. Mazeretim var. Cümle yasaktan değil mi? Ne? Cümle yasaktan değil mi? O başka bir şarkıydı. Evet. Maalesef. Bir harf daha bir size harf daha yakışır. Alayım. Evet. Asabi doğru cevap. Farsça kökenli hayvanlar aleminden bir 5 harfli kelime daha soracağız. Soralım. Geniş kanatlı ve keskin gözlü, eğitilerek avcı olarak yararlanılabilen yırtıcı bir kuş. Kartal değil. Değil gibi bir şey ama. Bir tane harf alayım. Verelim. Şahin. Şahin doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. Almanca kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Hızlı bir trafik akışı sağlamak amacıyla yapılan çok şeritli, çift yönlü geniş yol. Var ya büyük yollar. Ne diyoruz ona? E5. Başka bir şey diyoruz. Harf alayım. Harf alayım diyoruz. Otoban. Otoban doğru cevap. Yine 6 harfli Arapça kökenli bir kelime geliyor. Bakalım nasıl geliyor. İnsanın içinde yaşadığı ev. Mecazi olarak mı? Yok. Düz. Harf alayım. Tabii. S. Hatta böyle ofis olarak gösterilen daireler vardır. Bir de böyle nokta nokta olarak. Aklıma gelmiyor, harf alayım. Bir harf daha alalım o zaman madem öyle. K. Bir tane daha alayım abi. Bir tane daha verelim. Ne? Keskin. Yok. Kin mi sonu acaba? Değil. Kan. Değil. Tek sesli harf var zaten. 2 tane var, aynı sesli harf. Alın bir tane alayım, daha evet. Rahatlayın. Bir tane daha alayım, süre geçmez. Evet. Kesken yok. Uydurun. Kesken, besken. Yok, değil. Devam. Çesken. Evet. Desken. Devam. Kesken yine devam. Geliyor. Sesken. Geri. Kesten sonra devam edin. Kesken. Devam, bir sonrası. Ş-
Şesken. Geri gelin. Söyleseniz hanımefendi. Adınızın son harfiyle başlayın. Mesken. Mesken doğru cevap. İnanılmaz. Gerçekten. Yedi harflere geçtik. İngilizce kökenli bir kelime soracağız şimdi. Soralım bakalım nasıl soracağız. Bir sanat eserinin orijinalinden birebir olarak kopyalanmış sürümü. Harf alayım. Buyurun. P. Bir tane daha alayım. Verelim. K. Kopya. Değil. Yok. İngilizce tekrar etme. Ha, onun gibi. Değil. Harf alın. Harf alayım. Aldık. Replika. Replika doğru cevap. Şimdi Gizem Hanım yarışmanın ortasındayız. 2200 puanımız var. 50 saniyemiz var. Bizim de koşmamız gerekiyor. Koşalım. Artık. Koşacağız. 36 harf alabiliyorsunuz Yağmur Hanım'ı geçmek için. İnşallah ihtiyacınız olmaz ama. Efendim 7 harfli ikinci aradığımız cevap da Fransızca kökenliymiş. Fitness dünyasından geliyor. Bakalım nasıl geliyor. Kalp ve akciğerleri yüksek tempoda çalıştıran ve güçlendiren egzersiz grubunun adı? Kardiyo. Kardiyo doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım ekli bir kelime soruyoruz. Soralım. Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini sevdiren kişi anlamına gelen sıfat. Harf aldık. Harf aldık. S. Tek kelime mi? Tek kelime. Böyle sırnaşık. Gibi bir şey. Sev... Böyle insanların içine karışmakta hiçbir beis görmüyor. Böyle bir hemen böyle yanaşır falan. Sülük gibi bir şey. Aa tövbeler tövbeler. Kediniz falan var mı? Yok. Sırnaşık. Dediniz yok dedim ona. Sırnaşık demedim. Peki. Kafam çok karıştı. Ortalık bilmiyorum. Çok gergin. Sokulgan olacaktı. Farkına gelmedi. Yok farkındayım gelmedi. Olsun. İlk 100 gün alkışımızı aldık. O, hala 6800 puan alma ihtimalimiz var. 8 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir sıfat soracağız. İkileme aynı zamanda bu. Gelsin bakalım. Değeri önemi olmayan boş şey veya boş söz anlamına gelen bir ikileme. Harf alayım. F. Güzel yerden geldi. Şey gibi bu. Aman nokta nokta bunlar. Pasafiso. Pasafiso doğru cevap. Acaba başka nerede pasafiso diye bağırabilirdim sevgili izleyenler. 9 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan bir deyim soracağız yine. Gelsin bakalım. Mastarla bitiyor. Çok fazla ilgi ve yakınlık göstererek şımartmak anlamına gelen bir mecaz. Harf alayım. Tamam. Durdurun bileceksiniz. Çok fazla ilgi ve yakınlık göstererek şımartmışsınız deyim. Birini. Ona şey diyorsunuz. Aa ben sana çok nokta nokta. Yüz vermek. Yüz vermek doğru cevap. Yine 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir mecaz soruyoruz. Yine mastar var 3 harf cepte. Gelsin bakalım. Bir şeyi yapmayı ya da elde etmeyi harf çok alayım. İstemek anlamına gelen tabir. Mekmak, bir şeyi yapmayı. Böyle arzulamak. Yapamamışsınız da. Çok İçinde kalmak. Gibi bir şey. Ukde kalmak. Yok yok iyi deminki gibi düşünün. Kalmak. Hayır. Başını öyle düşünün. İçin. Heh. Aa ne güzeldi ya. Nokta nokta. İçim. Heh. Ne? İçi. Heh. G var orada. İçi görmek. İçi. İçi gülmek. Hayır. Yurt dışına ne yapılır? İçi gitmek. İçi gitmek doğru cevap. 10 harflilerdeyiz. Yine 2 kelimeden oluşan bir deyim. Bakalım nasıl geliyor sorusu. Dağınık olmayan, düzenlenmiş anlamına gelen bir deyim. Toplu. Ha. İyi.
İkileme gibi mi? Gibi ha. Toplu. Nasıl? Toplu. Nasıl toplu? Mesela sizin eviniz, odanız falan dağınık mıdır? Yoksa nokta nokta mıdır? Ona işte tek toplu denmez. Yani denir de bu o değil. Keşke bir tane daha var. Türkülerin şeyleri vardır. Şey yazar, nokta nokta falan filan yazar. Derli toplu olacaktı Gizem Hanım. Gerçekten üzgün alkışa doyduk bugün. Evet, bugün doyduk. Bir şey oldu. Son aradığımız cevap da iki kelimeden oluşuyor ve mecaz anlam bekliyoruz kendisinden. Gelsin bakalım. Eski ve basma kalıp düşünceleri terk edemeyen, yeniliklere kapalı insan anlamında kullanılan bir mecaz. Harf alayım. Alın. Harf alayım. Alın. Harf alayım. Alın. Geri kafalı. Geri kafalı doğru cevap. Gizem Hanım. Derli toplu beni çok yaktı. Derli toplu sizi mahvetti. Efendim 4300 puan aldınız. Olsun. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Ayağınız alışmış oldu. Bir daha. Büyünce bir daha gelir. Büyünce bir daha mı? Estağfurullah efendim. Ama yani belki bir iki sene sonra Yağmur Hanım gibi deneyebilirsiniz. Olabilir. Bakalım neler olacak. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Hanımlar, beyler, Gizem Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor.